Eğer bu çayı denerseniz, yani ben Fevzi Hoca yaptığında Allah Allah salatalıktan nasıl bir şey olur acaba dedim ama salatalık çayı iştah kesiyor. Bir de gün içinde tüketebilirsiniz. Çünkü bir şekilde zaten salatalığın kalorisi yok biliyorsunuz. Bu aslında su. Ama salatalığı doğruyorum. Ve içine sıcak su koyacağım. Salatalık pişiyor ama sıcak suyla fermente hale geliyor neredeyse. İyice yıkanmış değil mi o? İyice yıkanmış. İkiye böldüm güzelce. Bunu gün içinde tüketmek en mantıklısı. Vallahi dün, çok ilginç. Dün bir video çektim hikaye kısmında Instagram'a. Kendim dinlememişim. Arabadaydım o sırada. Allah'ım su içerken çektim. Bir ses çıkartmışım su içerken. Sana izleteceğim sonra bak. Lük 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 diye. Ben su aklıma iyidir. Geldikçe su içiyorum. Ve vallahi canınız çeksin. Bol bol da özendirmeye çalışıyorum. Gerçekten hayatın en güzel kaynağı. Bazen unutuyoruz ama ya su içmeyi. Unutuyoruz tabii. Biraz yani... zencefil. Bu arada ben de elimi kullanıyorum. Çünkü benim elimde de kendime ait probiyotiklerim var aslında. Hani anne eli değmiş gibi diye bir şey var ya. Ben Allah rahmet eylesin. Şimdi annemin salatasını ya da annemin yemeğini bulamıyorum. Niye? Annem güzel yemek yapardı ama onun dışında onun kendi probiyotikleri vardı. Ya yani bu hepiniz için geçerli. Tabii buradan şurada keseyim. Ve onun da ayrı bir lezzeti var. Herkesin elinin lezzeti başka tabii. Kesinlikle öyle bak. Seninki de bana çok lezzetli gelir. Aa, her zaman. Aynen. Teşekkür ederim. Bir de maşallah bir oğlum var. İkimizi toplasam boyu bizim kadar yani neredeyse. Maşallah Erenciğim. Basket oynamalı zaten Eren mutlaka. Bu ara birazcık tatlıya sardı. Hafif böyle bir... Aa, çok hafif. Yani senin gördüğünden birazcık daha kilo ama aldı zaten gibi. Zaten zayıf gibiydi. Zaten zayıftı. O boyda anam ne olacak? Kaç? 1.95 mi? Evet maşallah. Maşallah. Ya bu çok güzel oldu. Zencefil. Zencefil. Salatalık. Salatalık. Limon. Limon. Ve şimdi en güzel tarafı nane. Nanenin de iştah kesici özelliği var. Unutmayın. Mesela normalde mutlaka naneyi tüketmeye çalışın kahvaltıda. Şimdi sıcak suyu koyabiliriz. Peki bir şey diyeceğim. Bu normalde soğuk, yazın soğuk içtiğimiz karışıma benziyor. Doğru ama şimdi bunu sıcak suyla karıştırıyoruz. Birazdan salatalıkların renginin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Hmm. Doktor Fevzi Özgün'le çok teşekkür ediyorum. Bunu bana öğrettiği için. Şahane bir karışım bu. Şimdi bu yeşiller gittikçe şeye dönecek. Hiç turşu, sıcak dememiştim. Turşu gibi olacak bunlar. Üstünü de şöyle kapatayım. Evet. Sonra bunu soğuduktan sonra başlayın tüketmeye. İştahınızın nasıl yavaşladığını ve kilonuzun nasıl dengelendiğini göreceksiniz. Ha soğuk tüketiliyor. Soğuk yani isteyen sıcak da diyeceğim ama şimdi bu sıcak suyla beraber aslında pişmeye başladı salatalıklar. Evet. Ve pişmiş salatalığın içinden çıkan bambaşka mineral ve vitaminler var. Enteresan. Hani nasıl turşuda bu piştiği için aslında yavaş yavaş tuzla piştiği için farklı bir şeyler ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bu da öyle ama bu daha pratik. Hemen deneyeceğim vallahi. Arzu ederseniz bunu böyle yapın. Üzerine soğuk su koyun. Akşamdan koyun bunu başucunuza. Sabah kalkın bütün gün bunu için. Soğuk suyla yaparsanız. Bak nasıl şişti bu arada. Evet ama rengi sıcakken daha çabuk herhalde etki yapar diye düşünüyorum dediğim aynen gibi. Aynen öyle. Hafif pişirmiş oluyoruz salatalığı. Hiç aç karnına mı içelim? Sok karnına mı? Valla her durumda için. Her ama durum. Mümkünse daha bir şey yemediyseniz güne başlarken bu böyle bir içecekle başlayın şahane gelecek. Akşam karnınız çok acıktı saçma sapan şeyler canınız istiyor. Önce bundan tüketin bir bardak bir buçuk bardak sonra yiyin. Zaten daha az yiyeceksiniz. Ah o akşam yemeler ya. Yok mu?